Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Sûret-ü Nûr'un Nesef'i tefsirinin Sûret-ü Nûr'un 12. ayetinden itibaren okuyoruz. Sümme ifkle ilgili beraet, yani ifkten beraet edildikten sonra Yüce Allah annemiz Ayşe'yi beri ettikten sonra وَبَّخَلْ خَائِد۪ينَ Haidleri, bu ifke dalanlar, bu ifkle amel eden, ifkle konuşanları tevbih etti Yüce Allah. Onları ne etti? Azarladı. Yani azarlama da belki tabi sahabelere karşı, yani Abdullah bin Übey olması hasebiyle olur. Fakale, nasıl tevbih etti? Fakale dedi, levla hella, işaret etti ki levla harfi tehdiddir, hella manasınadır. Levla niye? İz semi'tumuhu, hu neyi eyil ifke. Siz ifki işitince niye zannel mu'minune vel mu'minatu bi enfusihim hayre? Müminler niye kendi nefisleriyle ilgili hayrı düşünmediler? Hayrı zan etmediler de şerri zan ettiler. Zahre bakarsan bu tutmadı. Niye? Ya kendi zanniyle, zannileriyle ilgili, nefsleriyle ilgili nasıl hayrı zan etsinler ki? Birileri birileri hakkında sözden yapmış. Mesela Safvan ile annemiz Ayşe, Safvan ile annemiz Ayşe hakkında bir kısım sahabeler ne etmişler? Şerri zan etmişler. Kimse kendi hakkında ne etmemiş? Zan etmemiş. Şerri zan etmemiş. Allah-u Zülcelal diyor, niye kendi nefslerinizle ilgili hayrı değil de şerri zan ettiniz? Bunu etmeyecektiniz. Hayrı zan edecektiniz. Tabi kendi nefsleriyle kimse şerri zan etmemiş ki hatta Allah-u Zülcelal ne etsin? Tevbih etsin. Şimdi bakın getiriyor, enfuslarından murat kimdir? Billezine minhum. Hay Yusuf çabuk ye. Billezine minhum. Yani kendilerinden olan Müslüman kardeşleri için niye hayrı zan etmediler? Demek enfuslarından murat. Ha, Yusuf açtın mı? Ha. Enfuslarından murat kendilerinden olan o ifke katılan Müslümanlardır. Peki niye o Müslümanlara enfusları demiş? Mümin müminatların enfusları. Onlar nasıl bunlara enfusları oluyorlar? Diyor fel mu'minune ke nefsin vahidetin. Müminler bir nefs gibidirler. Eğer mümin iyi düşünebilirse müminler bir şahıs gibidirler. Bir mümin kendi sıkıntısıyla üzüldüğü, huzursuz olduğu gibi başkalarının sıkıntısıyla öyle olmalı. Kendi iyiliğini istediği gibi başkalarınki de istemeli. Bakın diyor, niye mümin müminatlar kendi enfuslarını, o kendi enfusları dedikleri ifke, onlar gibi Müslüman olan Ayşe ile Safvan radiyallahu anh'a diyor. Burada bakın Kur'an'ın şeyine bakın. Zannel mu'minune vel mu'minatu bi enfusin bi enfusi demeyle müminler bir nefis gibidirler. O onun nefsi, bu onun nefsi, nefisleri bir, canları bir, ruhları bir oldu. Yani iki beden bir ruh, yani bedenleri çok, ruhları, düşünceleri, fikirleri aynıdır, ona işaret etti. Benzeri ke kavlihi ve la telmizu enfusakum. Hucuratun birinci ayette siz nefislerinize böyle alttan tahkirli bir şekilde
göz ucuyla kendi nefislerinize bakmayın. Ya insan kendine nasıl bakıyor? Gaye mümin kardeşinize o şekil bakmayın. Ya bak mümin kardeşimize ve la telmizu enfusekum, onlara enfusunuz demiş Yüce Allah. Öyle değil mi? Her mümin göz ucuyla kendi nefsine bakmasın. Yani mümin kardeşine bakmasın. Onun nefsi onun, onun nefsi onun nefsi gibidir. Bu bir nokta. Burada birkaç nokta daha var. Gidelim. Söylemezse geri döneriz. Zannel mu'minune vel mu'minati bi enfusim hayren. Hayren zannenin neyidir? Mef'uludur. Niye mümin erkekler, mu'minat kadınlar kendi enfusları hakkında hayri düşünmediler, hayri zannetmediler? Hayır ne demek? İfafen ve selahen. Afiflik ve selahiyeti niye düşünmediler? O müminlerin içinde Mistah vardı, Hasan bin Sabitler vardı. Müminatların içinde de Zeynep bintül Cahş'ın kız kardeşi de vardı. İsmi neydi? Hamletu müydü? Hamle bintü Cahş. Neydi? Hamletu. Tamam. Hamletu bintü Cahş vardı. Müminler Safvan ile Ayşe'yi geldiklerini görünce, ben olsam Allah'ın Resulü'nün namusundan yaklaşabilir miyim? Hayır. Safvan da yaklaşamaz. Kadınlar diyeceklerdi, biz Ayşe'nin yerine olsaydı bu işi yapardık. Hayır. Ayşe böyle iş yapmamış. Bu şey düşünecektiniz. Bunlar afif ve salih diye düşünecektiniz. Siz nasıl şer'i düşünebildiniz? Ve zalike, bu da nahu ma yurva, rivayet edilen hadisenin benzeridir. Nedir? Enne Ömer'e radiyallahu anhu. Bakın. Yani hani hayri düşünmek, ifaf selahi niye düşünmediniz diyor ya, bu Hazreti Ömer'in düşündüğü gibi. Kale li Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ya Resulullah, enne qati'un bi kizbil münafikine. Münafıkların bir kezibil münafıkine, bir kizbil münafıkine, ikisi de olur. Ben münafıkların yalanlarından kat'iyim, kesin. Ben kesin inanıyorum ki münafıklar bunu uyduruyorlar, yalan söylüyorlar. Niye? لِأَنَّ اللّٰهَ أَسَّمَّكَ مِنْ وَقُعِ الذُّبَابِ عَلَى جِلْدِكَ. Yüce Allah senin derin üzerine bir sinenin, sineğin konmasından seni muhafaza ediyor. Niye? لِأَنَّهُ, çünkü o sinek يَقَوْ عَلَى النَّجَاسَةِ, necasetler üzerine, pislikler üzerine konuyor. Sen üzerine konarsa, senin cildine konarsa, فَيَتَرَتَّهُ biha, o necasetlerle o sinek bulaşıyor. Ayaklarına necaset yapışıyor. Onun için Yüce Allah seni o zübabın konmasından muhafaza ediyor. Bırakmıyor ki o sineğin ayağındaki pislik sana değsin. Peki felemma asemeke Allahu min zalikel kaderi minel kaderi. Yüce Allah bu kader kazerden, bak kader miktar, kazer pislik. Yüce Allah sineğin ayağına yapışan pisliğin miktarından seni koruyunca, muhafaza edince fe keyfe la yasimuke an sihhatin sohbeti men tekunu mulattakaten bimisli hazihil fahişeti. Nasıl la yasimuke seni muhafaza etmez an sohbeti men, o kişinin sohbetinden ki o Ayşe'dir, tekunu oluyor o men, o Ayşe mulattakaten bulaşıyor bimisli hazihil fahişeti. Bu fahişenin benzeri bir fahişeyle mulattak olan, mulevves olan, bulaşan Ayşe'nin sohbetinden seni nasıl muhafaza etmez? Öyle bir şey olsaydı Allah-u Zülcelal sana hemen vahiy gönderirdi. Buna yanaşma, bu necistir derdi. Yüce Allah seni sineğin ağındaki necasetten koruyor. Ama bu gibi pisliklerle bulaşmış birinin sohbetinde nasıl seni korunmasın? Akla bakın. Hazreti Ömer
boşuna Hazreti Ömer olmamış radiyallahu anhu. لِأَنَّ اللّٰهَ أَسَّمَّكَ مِنْ وَقُعِ الذُّبَابِ عَلَى جِلْدِكَ لِأَنَّهُ يَقَوْ عَلَى النَّجَاسَاتِ فَيَتَلَطَّقُ بِهَا فَلَمَّا أَسَّمَّكَ اللّٰهُ مِنْ ذَٰلِكَ الْقَدَرِ مِنَ الْقَدَرِ فَكَيْفَ لَا يَعْصِمُكَ عَنْ صُحْبَةِ مَنْ تَكُنُ مُلَطَّخَةً بِمِسْلِ هَذِ الْفَحِشَةِ. Benimki misli hazil fahişeti. Sizinki bir misli bab var mı? Var. Hepinizinki de var. Seninki yok mu? Sen de yaz. Olması daha iyi. Gerçi nezul hafı caiz ama olması daha iyi. Bakın Hazreti Ömer'in büyük düşüncesine, büyük sözüne bakın. Ve kâle Osman, Osman-ı Zinnureyn radiyallahu anhu dedi ki اِنَّ اللّٰهَ مَا اَوْقَعَ زِلَّكَ عَلَى الْاَرْضِ. Hani bazı rivayetlerde Efendimizin gölgesi yoktu. مَا اَوْقَعَ زِلَّكَ عَلَى الْاَرْضِ. Anlıyorsun Hacı Yusuf. Yüce Allah senin gölgeni yer üstüne vakı etmemiş. Senin gölgeni yere düşürmüyor. Niye? لِاَلَّا يَدَعَ اِنْسَانٌ ta ki basmasın bir insan kademehu ayağını ala zalike zilli. O gölge üzerine bir Müslüman, bir insan ta ki ayağını basmasın. Allah senin gölgenin basılmasından seni muhafaza ediyor. Senin gölgeni basmaktan muhafaza ediyor. Peki فَلَمَّا لَمْ يُمَكِّنْ اَحَدًا مِنْ وَدْعِ الْقَدَمِ عَلَى ظِلِّكَ. فَلَمَّا ne zaman ki لَمْ يُمَكِّنْ imkan sahibi kılmadı Yüce Allah اَحَدًا hiç kimseyi مِنْ وَدْعِ الْقَدَمِ عَلَى ظِلِّكَ. Yani hiç kimseye müsaade etmedi ki senin gölgene basın. Yüce Allah senin gölgeni basmaktan kimseye müsaade etmeyince fe keyfe yumekkinu ahaden, nasıl birine imkan fırsat verir ki min telvisi irdi zevcetiye, senin zevcetinin irdinden, namusunun telvisinden, bulaşmasından zedelenmesine nasıl birine müsaade ediyor? Yüce Allah birinin senin gölgeni çinemeye müsaade etmiyor birine. Nasıl birine müsaade eder? Senin namusunu neyde? Lekeler. Bu olmaz ya Resulallah. Hani Efendimiz sahabeleriyle istişare ederken bu büyük sahabelerin söyledikleri bunlar. Bazılar diyorlar Hazreti Ali demiş ya Resulallah boşa falan. Orada biraz mübalağalar yapılıyor. Bakın Hazreti Ali ne diyor? Ha orada da لِاَلَّا يَدَا اِنْسَانٌ قَدَّمَهُ عَلَى ذَٰلِكَ زِلِّ. Elif Lam var mı zil üzerine? Basın. Seninki zil üzerine var. Ha, var silinmiş değil mi? Benimki silinmiş. Demek seninki biraz farklı. وَكَزَا قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Hazreti Ali de demiş اِنَّ جِبْرِيلَ اَخْبَرَكَ اَنَّ عَلَى نَعْلَيْكَ قَزَرًا. Hazreti Ali diyor ya Resulallah, bir gün senin ayağında kazer, pislik vardı. عَلَى نَعْلَيْكَ, senin ayakkabılarının üzerine pisliğin olduğunu Cibril sana haber vermiş. وَاَمَرَكَ sana emretti بِيَخْرَاجِ النَّعْلِ عَنْ رِجْلِكَ dedi. Na'lini ayağından çıkart. Necaset var arkasında, sen görmüyorsun. Öyle değil mi? Niye dedi nalini çıkar? Bir sebebi ma o pisli ki iltesaka yapışmış bihi senin naline. O yapışan nedir? Manu beyanim yel gazeri. Yani gazer. Gazer aslında kir, burada mana necaset. Senin naline bir necaset yapışmıştı. Senin haberin yoktu. Cebrail sana haber verdi. Dedi ki senin nalında gazer var, necaset var. Ayağından o nali at. Peki nalın necis olunca Cibril sana haber getiriyor. Diyor bunu at. Fekeyfe la ye'murike, nasıl Cibril Allah'ın emriyle sana emir etmesin? Bi ihraciha, Ayşe'nin ihracına niye emretmesin?
بِتَخْدِيرِ اَنْ تَكُنَ مُلَطَّخَةً بِشَيْءٍ مِنَ الْفَوَاحِشِ Eğer Ayşe annemiz radiyallahu anhu fevahişelerine herhangi bir şeyle mulattak olmuş olsaydı, Cebrail niye onun çıkarmasıyla sana emretmesin ki? Nal'ın çıkarmasını emrediyor da Ayşe'nin uzaklaştırmasını, boşanmasını niye emretmesin? Emretmiş mi? Hayır. Öyleyse öyle bir şey yoktur. وَرُوْيَ اَنَّ اَبَا اَيُّوبَ الْاَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Ebu Eyyub-i Ensari, İstanbul'dan medfun. قَالَ الْاِمْرَةِ Bir gün hanımına diyor, hani o olayın cereyan ettiği ortamda, اَلَا تَرَيْنَ مَا يُقَالُ Hanımı diyor, bu denilen, söylenilen lafı görüyor musun? Fakalet, bakın, akıllı kadına bakın. Ebu Eyyub-i Ensari'nin hanımı diyor, لَوْ كُنْتَ بَدَلَ السَّفْوَانِ اَكُنْتَ تَزُنُّ بِحَرَمِ رَسُولِ اللّٰهِ سُوْاً Eğer sen Safvan'ın yerinde olmuş olsaydın, sen Allah'ın Resulü'nün haremine bir kötülük yapar mıydın? فَقَالَ اللّٰهِ Kimle diyor? Ebu Eyyub-i Ensari diyor, hayır ben yapmazdım. قَالَتْ Hanımı diyor, وَلَوْ كُنْتُ اَنَا بَدَلَ Aişe Eğer ben Aişe'nin yerinde olmuş olsaydım, مَا خُنْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ben de Allah'ın Resulüne hıyanet etmezdim. Öyleyse فَاَيْشَةُ خَيْرٌ مِنِّي Ayşe benden daha hayırlıdır. Ben olsaydım yapmazdım. Ayşe benden daha hayırlıdır. وَالسَّفْوَنْ خَيْرٌ مِنْكَ Safvan da senden daha hayırlıdır. Ya Ebu Eyyub. Peki, nasıl bu lafı dinlendiriyorsun? Bu lafla nasıl telaffuz ediyorsun? Bu laf yalandır, münafıkların uydurdukları bir şeydir. Olamaz bu. Demin dedim ya, اِسَّمِعْتُمُوهُ سَمِعْتُمْ Tumu muhatap değil mi? Muhatap. ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ Bu da ism-i zahardır, gaibdir. Peki niye hitaptan hemen gaybe iltifat yapıldı. Bunun faydası ne? Bakın onu söylüyor. وَاِنَّمَا عَدَلَا اللّٰهُ زُلْجَلَالِ عَنِ الْخِتَابِ اِلَى الْغَيْبَةِ عَنِ الْنَا عَنِ الْخِتَابِ اِلَى الْغَيْبَةِ Niye اللّٰهُ زُلْجَلَالِ hitaptan gaybete ne etti? Udul etti. اِذْ سَمِعْتُمُوهُ Nedir Hac Yusuf hitap? ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ غَائِبٌ Niye bu hitaptan gaybete iltifat etti? Bir, وَعَنِ الدَّمِرِ اِلَى الظَّهِرِ Bak, اِسْتَمِعْتُمُوهُ Bir de zannentum Demirden الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ Demir yerine ism-i zahar geldi. Hitaptan neye dönüştü? İsm-i zahara dönüştü. وَاِنَّمَا عَدَّلَ عَنِ الْخِتَابِ اِلَى الْغَيْبَةِ وَعَنِ الدَّمِرِ اِلَى الظَّاهِرِ وَلَمْ يَقُلْ زَنَنْتُمْ بِأَنْفُسِكُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ yerine زَنَنْتُمْ gelmedi. Öyle değil mi? Bakın. وَاِنَّمَا عَدَّلَ عَنِ الْخِتَابِ اِلَى الْغَيْبَةِ وَعَنِ الدَّمِرِ اِلَى الظَّاهِرِ وَلَمْ يَقُلْ زَنَنْتُمْ بِأَنْفُسِكُمْ خَيْرًا زَنَنْتُمْ deseydi hitap mıydı, gaybet miydi? İltifat yok. Demir mi, ism-i zahar mı? Demir. İsm-i zahar da yok. وَقَالُوا هَذَا اِفْكُنْ مُبِينٌ Bu daha geliyor. قَالُوا o da nedir? Gaibdir. وَقُلْتُمْ Onun yerine de bunu deseydi hitap. Oldu. وَاِنَّمَا عَدَلَ عَنِ الْخِتَابِ اِلَى الْغَيْبَةِ وَعَنِ الدَّمِرِ اِلَى الظَّاهِرِ وَلَمْ يَقُلْ زَنَنْتُمْ بِأَنْفُسِكُمْ خَيْرًا وَقُلْتُمْ لِيُبَالَغَ فِي التَّوْبِخِ Ta ki tevbihde mübalağa yapırsın. Bu وَاِنَّمَا عُدِلَ عَنِ الْخِتَابِ okursak لِيُبَالَغَ فِي التَّوْبِخِ وَاِنَّمَا عَدَلَ عَنِ الْخِتَابِ okursak لِيُبَالِغَ فِي التَّوْبِخِ Allah-u Zülcelal öyle yapmış ta ki
o müminlerin tevbihinde, azarlamasında, eleştirilerinde mübalağa yapsın. Ne mübalağayla? Bir tarihli iltifati. Bak önce hitap, sonra gayb getirdi. Yani Yüce Allah onları kendine muhatap etmedi. Sanki onlar gayb kişilerdirler. Bildiniz değil mi? Bu ism-i zahar getirmeyle, yani demir yerine ism-i zahar, hitap yerine gayb getirmeyle ne etmiş? İltifat tarihiyle ta ki tevbihte mübalağa etsin. Bir de veliye dülle, bakın, şimdi önce hitap sonra gayb. İltifat yapmayla mübalağa yaptı. Peki demir değil de ism-i zahar niye getirdi? Ve lem yekul veliye dülle tesrihu bilefsil imani el-mu'minune vel-mu'minatu, oradaki iman nefsinin tesrihiyle ta ki delalet etsin ala ennen iştirake fihi, imandaki ortaklık Safvan, Aişe radiyallahu anhuma, onlara iftiralarıyla iftirleriyle meşhur olan Müslümanlar imanda nedirler? Ortaktırlar. Halbuki imandaki ortaklık yakta istiyor en la yusaddika mu'minun ala ahihi. Bir mümin kendi kardeşinin aleyhine bir iftiraya, iftirayı tasdik etmemelidir. Niye? Ya o senin iman ortağındır. Ve la mu'minetun ala uhtiha. Bir müminet kadın da kız kardeşinin üzerine tasdik etmemeli. Neyi tasdik etmemeli? Kavle gaybin. Bu kavle gaybin اَلَّا يُسَّدِّقَ مُؤْمِنٌ عَلَى اَخِيهِ وَلَا مُؤْمِنَةٌ عَلَى اَخِيهَا. Mümin, ahi üzerine, müminet, uhtu üzerine tasdik etmemelidirler. Neyi tasdik etmemelidirler? قَوْلَ غَائِبٍ. Gâib bir kişinin kavlu. Çünkü öyle değil midir? قَوْلَ غَائِبٍ. قَوْلَ غَائِبٍ. Öyle mi? Aib değil mi? Daha güzel. Aib daha güzel. Yani aibleyen kişi. Yani diyelim biri senin kardeşini aibliyor. Sen o kardeşinin aleyhine o aibin kavlunu kabul etmemelisin. O şey. Orada değil mi? Nesef diğer şey. Neyse dur şey yapalım. O aib olması lazım. Kavle yusaddikanın neyidir? Mef'uludur. Yani mümin müminatlar, siz nasıl imanda ortak olduğunuz kardeşlerinizin aibinin kavlunu nasıl tasdik ediyorsun? Normal o imandaki ortaklığınız bu tasdikinize mani olmalıdır. Bakın kavle aibin ve la ta'inin. O da gösteriyor ki gaib değildi. Sildi mi Süleyman? Ve haza minel edebil hasen. Şimdi ona geliyoruz. Şimdi bakın dikkat edin. Ve zannentum bi enfusihim orsadi. İltifat olur mudu? Hayır. İman lefsi serahten zihir edilmiş oluyor mudu? Hayır. İltifat olmayınca mübalağa olmaz değil. İman lefsi tesrih edilmeyince burada bir müminin, bir mümin kardeşinin hakkındaki söylenilen sözlere inanmamalıdır. Onun gerekçesi beyan edilmemiş oluyordu. Onun gerekçesi nedir? İmandaki ortaklıktır. Bu ne zaman beyan ediliyor, ortaya konuluyor? Eğer zannentum yerine zannel mu'minune vel mu'minatu olursa. Bakın tekrar ediyorum. Ve innema adela anil hitabi ila gaybeti ve ani demiri ila zahiri ve lem yekul zannentum bi enfusikum hayran ve kultum li yubaliga fi tevbihi bi tariqil iltifati li yubaliga fi tevbihi bi tariqil iltifati. İltifat tarikiyle ta ki tevbihde neysin, mübalağa etsin.
Bu iltifatın noktasıdır. Veliyeddülle tesrihu bi lefsil imani. Hani demir yerine ismi zar iman getirmiş. Ta ki iman lefsinin tesrihiyle delalet etsin Yüce Allah. Allah ennel iştirake fihi imandaki iştirak. يَقْتَدِي أَنْ لَا يُصَدِّقَ مُؤْمِنٌ عَلَىٰ أَخِيهِ وَلَا مُؤْمِنَةٌ عَلَىٰ أُخْتِهَا قَوْلَ آئِبٍ وَلَا طَاعِنِينَ Oldum. Osman olmadı. Hacı Ali oldu mu olmadı Hacı Yusuf? Anlamadın. Olmadı. Tekrar et, çekinmeyin. Geri gelin. وَاِنَّ مَعْدَ الْمَسْلَيْهِ Ayete bakın. Zannel mu'minune vel mu'minatu. Ya zannentum. Daha kısa olurdu. Makabül semi'tumuhu. Bak makabül nedir Hacı Yusuf? Hitaptır. Zannentum olsaydı o da hitap olurdu. Makabül demir. Zannentum olsaydı yine demir olurdu. Niye öyle yapmamış? Niye yapmamış? Zannentum hitap. Zannel mu'minune vel mu'minat gaib. İltifat yapmış ta ki tevbihden mübalağa gerçekleşsin. Zanentum demir yerine mu'minune mu'minat ismi zahar getirmiş. Ha bunu yapmamalıydınız. Niye? Çünkü imanda ortaksınız. İmandaki ortaklığınız bir mu'min, o imandan bir ortakınızın aleyhine bir aibin, bir ta'inin eleştiricinin bir lafı duyduğunuz zaman inanmamalıydınız. İmandaki ortaklığınız aib taini tasdik etmemenizi gerektiriyordu. Ama buna rağmen siz tasdik ettiniz. Bakın ne kadar şiddetli bir şekilde Yüce Allah bu ifke dalanları ne ediyor? Tevbih ediyor. Bakın وَاِنَّمَا عَدَلَا عَنِ الْخِتَابِ اِلَى الْغَيْبَةِ وَعَنِ الدَّمِرِ اِلَى الظَّاهِرِ وَلَمْ يَقُلْ زَنَنْتُمْ بِأَنْفُسِكُمْ خَيْرًا وَقُلْتُمْ لِيُبَالِغَ فِي التَّوْبِخِ بِطَرِيقِ الْاِلْتِفَاتِ وَلِيَدُّلَّ تَسْرِحُ بِلَفْسِ الْاِيمَانِ عَلَىٰ اَنَّ الْاِشْتِرَاكَ فِيهِ يَغْتَدِي أَلَّا يُصَدِّقَ مُؤْمِنٌ عَلَىٰ اَخِيهِ وَلَا مُؤْمِنَةٌ عَلَىٰ اُخْتِهَا قَوْلَ اَعِبٍ وَلَا طَاعِنٍ Bak bu şekilde okuyabiliriz. وَاِنَّمَا عُدِلَا Dikkat edin. عَنِ الْخِتَابِ اِلَى الْغَيْبَةِ وَعَنِ الدَّمِيرِ اِلَى الظَّاهِرِ وَلَمْ يُقَلْ زَنَنْتُمْ بِأَنْفُسِكُمْ خَيْرًا وَقُلْتُمْ لِيُبَالَغَ فِي التَّوْبِخِ بِطَرِيقِ الْاِلْتِفَاتِ وَلِيُدَلَّ O zaman وَلِيُدَلَّ Öyle değil. Bina mefleş okumayın. Demin okuduğumuz bina faal şekilde okuyun. وَاِنَّمَا عَدَلَ عَنِ الْخِتَابِ اِلَى الْغَيْبَةِ وَعَنِ الدَّمِرِ اِلَى الظَّاهِرِ وَلَمْ يَقُلْ زَنَنْتُمْ بِأَنْفُسِكُمْ خَيْرًا وَقُلْتُمْ لِيُبَالِغَ فِي التَّوْبِخِ بِطَرِيقِ الْاِلْتِفَاتِ وَلِيَدُّلَّ تَسْرِيحُ بِلَفْسِ الْاِيمَانِ عَلَىٰ اَنَّ الْاِشْتِرَاكَ فِيهِ يَغْتَدِي أَلَّا يُصَدِّقَ مُؤْمِنٌ عَلَىٰ أَخِيهِ وَلَا مُؤْمِنَةٌ عَلَىٰ أُخْتِهَا قَوْلَ آئِبٍ وَلَا طَاعِنٍ وَهَذَا مِنَ الْأَدَبِ الْحَسَنِ Bu çok güzel bir edeptir. اَلَّذ۪ي قَلَّ الْقَائِمُ بِهِ Bu edebi yerine getiren çok az. وَالْحَافِزُ لَهُ Bu edebi muhafaza eden çok azdır. Bildiniz değil mi? هَذَا مِنَ الْاَدَبِ الْحَسَنِ Bu güzel edebdendir. اَلَّذ۪ي قَلَّ الْقَائِمُ بِهِ وَالْحَافِزُ لَهُ وَلَيْتَكَ keşke sen تَجِدُ مَنْ يَسْمَعُ وَيَسْكُتُ وَلَيْتَكَ keşke sen bana sana ona hitap ediyor. وَلَيْتَكَ tecidu sen görseydin men o kimse ki يَسْمَعُوا وَيَسْكُتُوا Yani birilerinin hakkında bir şeyleri işitiyor, sukut ediyor. İnanmıyor, dalmıyor. وَلَا يُشَيِّعُهَا Onu ne etmiyor? Onu yaymıyor. بِأَخَوَاتِهِ Kız kardeşleri arasında yaymıyor. وَلَا يُشَيِّعُ بِإِخْوَانِهِ Orsaydı daha iyi olurdu. Sizinki nedir? يُشَيِّعُ وَلَا يُشَيِّعَهُ بِإِخْوَانِهِ değil mi? اَخَوَاتِ بِأَخَوَاتِن بِإِخْوَانِهِ de var değil mi? بِإِخْوَانِهِ daha iyi. Bildin Süleyman?
Yani keşke sen böyle güzel, iyi niyetli insanları bulsaydın. Bir şeyler işitiyorlar, gıybet, dedikodu, iftira gibi şeyleri. Sükut ediyorlar, onu ne etmiyorlar? Yaymıyorlar. Keşke sen öyle insanları görse de maaz. وَهَذَا مِنَ الْاَدَبِ الْحَسَنِ اَلَّذِي قَلَّ الْقَائِمُ بِهِ وَالْحَافِزُ لَهُمْ وَلَيْتَكَ تَجِدُ مَنْ يَسْمَعُ وَيَسْكُتُ وَلَا يُشَيِّعُهُ بِيَخْوَانِهِ يَخْتَ بِيَخَوَاتِ وَقَالُوا هَذَا اِفْكُنْ مُب۪ينٌ. Niye böyle demedi? Bunu işitince o müminler kardeşleri hakkında niye هَذَا اِفْكُنْ مُب۪ينٌ, yani kizbun zahirun, kizbun ifkunun tefsiridir. Zahirun, mubinun tefsiridir. Kizbun, zahirun, la yeliku bihima. Hayır, kim bunu işitseydi sahabelerden, münafıklar bunu yaymaya çalışırken, kim işitseydi deseydi, hayır, bu apaçık bir yalandır. Safvan ile Ayşe'ye radiyallahu anhuma'ya bu layık olmayan bir durumdur. Niye böyle demediniz? Oldu mu? 20, 12. ayet biti, 13. ayet. لَوْ لَا جَاءُ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ. Peki madem onlar diyorlar Ayşe ile Safvan'dan böyle bir fahişelik sadır olmuş, niye 4 şahit getirmiyorlar? Ne demek لَوْ لَا هَلَّا جَاءُ عَلَى الْقَزْفِ. Onlar niye bu gazfi üzerine getirmiyorlar? لَوْ كَانُوا صَادِقِنَ. Şayet şayet ferazan sadık iseler, söylediklerinde doğru iseler, niye 4 şahit getirmiyorlar? فَاِزْلَمْ يَتُبْ بِشُهَدَائِ. 4 şahit getirmeyince, بِشُهَدَاءِ الْاَرْبَاتِ, onlar 4 şahit getirmeyince, فَاُولَٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. Onlar o zaman 4 şahit getirmeyince, bunlar فَاُولَٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ. عِنْدَ اللّٰهِ ne demek? اَيْ فِي حُكْمِهِ وَشَرَاتِهِ. Allah'ın hükmüne göre, Allah'ın şeriatına göre bunlar humul kadibune, eyil kazifune, bunlar nedirler? Bunlar kaziftirler, bunlar iftiracidirler. Bildiniz değil mi? Niye? لأن الله تعالى جعل تفصيلة بين رمي صادق والكاذب. Allah Zülcelal remye sadık ile kazıp, yani sadık atma ile kazıp atma arasında tefsil kılmış. Tefsili fasıl kılmış. Neyi fasıl kılmış? Subute şehadeti şuhudil erbati, 4 şahidlerin şehadetinin subutunu ve intifaha intifasını kılmış. Lianna Allah Teala ceala tefsilete beyne remmi sadiki vel kazibi. Yüce Allah remmiye sadık, remmiye kazibin arasına tefsil olarak koymuş. Neyi koymuş? Subute şehadeti şuhudil erbati. Bu sadıkın tefsilidir. Ve intifaaha şehadeti şuhudil erbatinin intifası da, o da remye kazıbın tefsiline kılmış. Ahmet oldu mu olmadı? وَالَّذ۪ينَ رَمَّوْا عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا. Ayşe radiyallahu anh'a iftira edenler لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَيِّنَةٌ. Hal onların beyneti yoktu. عَلَى قَوْلِهِمْ. Söyledikleriyle ilgili şahitleri yoktu. 4 şahitleri yoktu. 1 şahitleri de bile yoktu. O zaman فَكَانُوا كَازِبِينَ. Onlar ne oldular? Kazip oldular. Efendimiz ne yaptı? Berat ayetinden sonra onlara 80 denek vurdu. İftira deneyi vurdu. Oldu mu? لِأَنَّ اللّٰهَ تَعَلَى جَعَلَ تَفْصِيلَةَ بَيْنَ رَمِّ صَادِقِ وَالْكَازِبِ. Yani جَعَلَ الْفَاسِلَ بَيْنَ رَمِّ صَادِقِ وَالْكَازِبِ. Fasili neyi kılmış? اَتْتَفْصِيلَةَ birinci mef'uldür. جَعَلَنَنْ سُبُوتَ شَهَادَةِ شُهُودِ الْاَرْبَاتِ وَاَنْتِفَاءَهَا. وَاَنْتِفَاءَهَا سُبُوتَ üzerine atıftır. Bu da ikinci mef'uldür. Halhal وَالَّذِينَ رَمَّوْا عَيْشَةَ. رَمَّوْا وَالَّذِينَ رَمَّوْا عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى قَوْلِهِمْ. Söyledikleriyle ilgili bir beyinetleri yoktu. O zaman فَكَانُوا كَازِب۪ينَ. Onlar kazıp oldular ve ne ettiler? حَدُّ الْقَزْفِ da gördüler. Anlaşıldı. Biraz önce neye bakın dedi ki o eski şeye?
Bir o ayıptır, ayıp. Ayıp ama gene bak. Tamam. 14. ayetin başında duralım. Yarın da nereye kadar bakarsın? Bir bakın, 16 olabilir. 17 de belki fazla olur. Bakın. Kolay zor ise ona göre ayarlar. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم